Efendim Türkiye hoş geldiniz. Bugün Efendim Türkiye yazarı Kadın Doğan ile birlikteyiz. Libya özelinde olmak üzere insansız hava araçları ve insansız sistemlerin farklarını inceleyeceğiz. Kadir Doğan Twitter'da flood şeklinde açıklamalarını daha önce yapmıştı. Bu flood çok fazla ilgi çekince Efendim bu konuyu biraz detaylandırmak istedik. Özellikle Libya'da Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne sattığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları çok başarılı bir şekilde görev icra ediyorlar. Hafter birliklerine karşı MAMLE ve MAMC mühimmatlarını kullanarak nokta operasyonları icra ediyorlar. Bununla beraber çeşitli bölgelerde yakın hava desteği gibi, yakın hava desteği olabilecek kadar aktif rol alıyorlar. Bu sistemler bölgede elektronik harp unsurlarıyla beraber görev yapmakta olduğunu tahmin ediyoruz. Bununla beraber sistemlerin özellikle o coğrafyada kumlu ve çöl ortamında görev yapması, Türkiye'de test etme imkanı bulamadığımız sahalarda da ürünlerin performansını gözleme imkanı tanıyor bize. Özellikle Bayraktar TB2 özelinde veyahut da benzer sistemlerin insansız hava aracı ve komuta kontrol yapısı da dahil olmak üzere sistem anlamında ne ifade ettiğini Kadir Doğan'dan dinleyeceğiz. Öncelikle ben Twitter'daki tweet serisinde de aynı şekilde başlamıştım. Burada da aynı şekilde başlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Bir kere insansız hava aracı dediğimiz şeyle bizim tam olarak neyi kastettiğimizi böyle bir açık bir şekilde yorumlamamız lazım. Yani özellikle insansız hava araçları tek başlarına bir anlam ifade etmeyen sistemlerdir diye üstüne basa basa hep çeşitli mecralarda bu işi gerçekten teknik olarak bilen, yorumlayan kişiler, tecrübesi olan kişiler bu şekilde konuşabiliyor ama bu kadar gündemde olan bir ürün veya bir sistemin tabii halk tarafından böyle karşılanması çok beklenecek bir şey değil açıkçası. O yüzden biraz da buna eğilmek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bizim aslında Bayraktar TB2 dediğimiz sistem veya Anka dediğimiz sistem, Akıncı dediğimiz sistem, Aksungur dediğimiz sistem, bunların hepsi birer sistemdir. Bizim sadece bahsettiğimiz, gördüğümüz şey hava platformu olabilir. Ama sizin işte o hava platformu, yani o insansız hava aracı diye bahsettiğimiz o havada o uçan işte metal kompozit yığını, o alet aslında tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani otonom sistemleri zaten sistem yapan bazı temel bileşenleri var. Nedir mesela? Bir yer kontrol istasyonu vardır. Yer kontrol istasyonu sizin otonom hava aracınızı kontrol etmenizi, anlık veri akışı sağlamanızı, işte ISR dediğimiz işte istihbarat, gözetim, keşif, hedef tespiti gibi işleri yaptığınız veya mühimmat bırakacağınız işleri yaptığınız, yani o aracı aslında kontrol ettiğiniz, komuta ettiğiniz yerdir sizin yer kontrol istasyonu. Özellikle mesela bu gibi araçları gerçekten aktif, efektif bir ürün haline dönüştüren şey de yer kontrol istasyonuyla olan arasındaki efektif iletişimdir. Sadece aslında burada yer kontrol istasyonu olarak da sınırlı kalmamak lazım. Çünkü siz bir operasyonda veya herhangi bir yerde bir kuvvet unsuru olarak eğer bu aletleri kullanacaksanız, bunun sizin kullanan unsurun çeşitli kabiliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Nedir mesela? İşte elektronik harp sistemleridir. Nedir mesela? Atıyorum sizin varsa işte Türkiye'de şu anda mevcut değil ancak İşte küresel konumlama uydularınızla veya diğer şeylerle olan işbirliğidir. Sizin keşif gözetim uydularınızla işte Göktürk gibi uydulardan gelen istihbarati verilerinizdir. Sahadaki personelinizin söylediği verilerdir. Bunların hepsi anlamlı bir veridir. Ama siz bu veriyi paylaşabildiğiniz sürece anlamlı bir veridir. Yani mesela şöyle bu konuda düşünebilirsiniz. Siz atıyorum çok inanılmaz değerli işte acayip önemli bir bilgiye sahipsiniz. Bu bilgiyi paylaşmadığınız sürece, bu bilgiyi kullanacak kişiye siz bu bilgiyi ulaştıramadığınız sürece bu bilginin hiçbir anlamı kalmıyor. Yani
Otonom hava aracı dediğimiz şeyi, TV2 dediğimiz, Akıncı dediğimiz, ne bileyim Anka, Aksungur dediğimiz şeyi, o bilgiyi kimi zaman kullanan, o bilgiye göre hareket eden, kimi zaman da o bilgiyi oluşturan bir ürün olarak düşünmemiz çok doğru olacaktır. Yani bilginin kaynağı da sizin kuvvetinizin sahip olduğu imkanlardır. Nedir? İşte elektronik harp sistemlerinizdir dediğim gibi, uydularınızdır, sahadaki personelinizdir, diğer mobil ürünlerinizdir, oradaki işte kara aracınız, deniz unsurlarınız, çeşitli işte hava araçlarınız, bunların hepsi sizin için bir enformasyon kaynağıdır ve siz bunları değerlendirebildiğiniz sürece başarılısınızdır. Zaten işte otonom hava aracıyla otonom sistemi birbirinden ayıran şey budur. Otonom sistem dediğimiz şey sizin tüm bu unsurlarınızdan gelen veri akışının anlık olarak değerlendirilip işlenip buna göre karar aldığı yapıya biz otonom sistem diyoruz aslında. Yani bunu bu şekilde yorumlamak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Yani mümkün olduğunca tek bir yaklaşıma girmeden bu şekilde açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Pekala, bölge coğrafyası Türkiye'ye çok yakın bir coğrafya değil. Türkiye'nin bölgeye olası bir görev kuvveti yerleştirmesi veya bölgede askeri, daha geniş askeri üs edinimi gibi şeyler göz önüne alındığında, keşif amaçlı veyahut da bölgede karakol, belki deniz karakol da olabilir ileride bu, amaçlı insansız hava aracı konuşlandırılması gündeme gelirse, bunun Ankara'dan kontrolü için Anka-S, Aksungur, Akıncı gibi SATCOM'lu insansız hava araçlarını bölgede görmemiz, bize iletişim açısından ya da görev anlamında bize ne katar, ne gibi dezavantajlar olur? Yani şimdi o noktada biraz işte şeyden bahsedeyim öncelikle. Şimdi insansız hava araçları temelde bizim aslında günlük hayatımızın çok merkezinde olan bir şekilde yapıyla haberleşiyorlar. Buna biz daha çok RF, işte radyo frekansı üstünden haberleşme diyoruz. Çeşitli bantlarda, çeşitli frekans aralıklarında bu haberleşmelerin yapılması mümkün. İşte genel olarak bakarsak işte 433 MHz'den yaklaşık işte 20 GHz'lere, daha da üstüne çıkan bantlarda haberleşme sağlanıyor. İşte askeri olarak insansız hava araçlarında temelde klasik haberleşme sistemleri, klasik haberleşme yöntemleri şu şekilde sağlanıyor. İşte sizin yer kontrol istasyonunuzda bir işte alıcı verici görevi gören telemetri dediğimiz bir yapı bulunuyor. Aynı zamanda bunun bir tanesi de sizin insansız hava aracınızda bulunuyor. Bunlar birbirleriyle şifreli olarak haberleşiyorlar. Veri aktarımı sağlıyorlar bu şekilde. Şimdi bu klasik bir yapı. Şu anda işte bizim TB2'de gördüğümüz, Anka'nın S versiyonları haricinde gördüğümüz birçok insansız hava aracında olan yapı bu şekilde. Şimdi tabii bunun halihazırda temel bir problem mevcut. Nedir? İşte çok yüksek menzillerde, yüksek hızlarda veri aktarımı sağlamanız zor. Niye? Ya bildiğiniz bir işte anten mantığıyla çalışıyor. Belli bir işte anten kazancı var. İşte line of sight dediğimiz belli bir görüş açısı içerisinde sadece, işte bir elevation açısı dediğimiz, hani antenin görüş alanı içerisinde sadece siz efektif bir haberleşme yapabiliyorsunuz. O görüş alanı da maalesef ki çok geniş olmuyor. Geniş olduğu zaman da çok yüksek hızlarda yapamıyorsunuz siz haberleşmenizi. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman yani bir şeyi tercih etmeniz gerekiyor. Ya işte menzilden işte kaybedip hızdan kazanacaksınız, ya da menzilden işte kazanıp belli bir ölçüde hızdan kaybedeceksiniz. Genelde çok yüksek paketli, yüksek miktardaki verinin aktarılması gerektiği için insansız hava araçlarında işte radar verisi olabilir, kamera verileri olabilir, bir ton sensör verisi olabilir. İşte motora ait FADEC üstünden gelen, motoru kontrol eden kontrol bloğu üstünden gelen yapılar olabilir. O yüzden çok yüksek miktarda bir veri aktarımı gerekiyor. Ve haliyle siz de yüksek hızda aktarmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. O yüzden genelde menzil problemi yaşanabiliyor bu konvansiyonel yöntemlerle. Şimdi SATCOM dediğimiz bizim bir bağlantı türü, bir bağlantı yöntemi mevcut. İşte SATCOM, Satellite Communication'dan gelen bir isim. Uydu kontrollü haberleşme, yani uydu haberleşmesi üstünden
bir insansız hava aracı veya herhangi bir sistemin kontrolünün mantığıyla çalışan bir yapı. SATCOM işte bizim şu anda ülkemize ait TürkSat işte uydusu veya diğer yayın yapan hani uydular üstünden, burada şeye parantez açmak lazım, mesela Göktürk dediğimiz uydu farklı bir sınıftaki bir uydu, TürkSat farklı sınıftaki bir uydu. Daha çok işte TürkSat benzeri işte uydulardan belli dediğim işte frekanslarda şey yapabilen, yayın yapabilen, bu sayede insansız hava aracının kontrolünü yapabilen bir haberleşme tipi. Siz dolayısıyla uydu üstünden bir haberleşme sağladığınız zaman uydunuzun sizin görüş alanı içerisinde, tarama alanı içerisindeki her noktadan siz haberleşme yapabiliyorsunuz. Yani hani mesela bildiğim kadarıyla TürkSat, şu an kullandığımız bu TürkSat 4B uydusuydu sanırım. Bu uydu işte İngiltere civarından Avrupa'dan ta işte Orta Asya'ya kadar, bir yandan Orta Doğu'ya kadar bayağı geniş bir coğrafyayı tarayabiliyor. Yani bu alan içerisinde, hani bu şu demek oluyor, işte SATCOM bağlantısı olan herhangi bir aracınız, kara aracı, hava aracı fark etmez sizi, siz bu sınırlar içerisinde kendi işte TürkSat 4B uydunuz üstünden bu araca ait verileri alabilir, bu araca komut gönderebilirsiniz demek oluyor. Yani dolayısıyla bu yapı olursa işte tabii diğer koşulların da el vermesi durumunda, sadece haberleşme sistemi hani biliyorsunuz ki şey değil, burada bir kıstas değil. İşte sizin menzil durumunuz, yakıt durumunuz, hava aracının durumları gibi etkenler söz konusu. Ama diğer tüm koşulların ideal olduğu durumlarda siz hava aracınızda Ankara'dan bir insansız hava aracını kaldırıp menzilinizin yettiği ölçüde tabii, isterseniz Libya'ya götürebilirsiniz, isterseniz Avrupa'ya götürebilirsiniz, isterseniz Orta Asya'ya götürebilirsiniz. Yani eğer hani o dediğim gibi haberleşme alanınız sizin o tarafı kapsıyor. Tabii bu kadar kolay bir şey olmayabilir. Yani birçok ülkenin hava sahasından geçmeniz gerekiyor, birçok engelle karşılaşıyorsunuz, mekanik dinamik birçok araçta problem olabilir gibi gibi etkenler var. Ama genel olarak bakarsak SATCOM bağlantısı üstünden bayağı büyük bir coğrafyada siz araçlarınızı kontrol edebilirsiniz diyebiliriz yani. Peki burada iklim veya farklı koşullar etkili oluyor mu? Yani açıkçası onlar çok ciddi olarak insansız hava araçlarının çalışma koşullarını etkileyen koşullar. Yani şöyle örnek vereyim. Özellikle mesela konvansiyonel olan haberleşme yöntemlerinden bakarsak, işte SATCOM bağlantısından ziyade daha çok normal telemetri üstünden bildiğimiz RF haberleşmesine bakarsak, şöyle bir problemle birçok kez birçok kişi, mühendis karşılaşmıştır. Ben de hani tecrübe ettiğim bir olay olduğu için söyleyeyim. Özellikle bizim RF dalgası dediğimiz şey belli bir işte frekanstaki bir dalga. Şimdi bu dalga hava koşullarından ciddi şekilde etkilenebiliyor. Neyden etkileniyor? Mesela manyetik alandan çok ciddi etkilenebiliyor. Neyden etkileniyor? Bulut durumundan, yağmurdan çok ciddi derecede etkileniyor. Zaten hani bunlar yine manyetik alanın bir bileşeni olabiliyorlar. Özellikle mesela şu noktadan yine yaklaşabilirim. Hava sıcaklığı çok ciddi bir etken olabiliyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi dünya atmosferi içerisinde belli irtifalarda belli bulut tipleri görüyoruz biz. İşte bu bulut tipleri içerisinde belli miktarda su partikülleri mevcut. Ama bu su partikülleri hani bildiğimiz böyle yağmur damlası gibi değil de çok daha farklı ölçeklerde, boyutlarda olan, çok çok düşük sıcaklıklarda olabilen, işte bizim Türkçe nasıl ifade edeyim, çok soğuk likit su partikülleri var. Bunlar yaklaşık -30, -40 derecelere kadar çıkabilen su partikülleri. Yani -40 derecede bir su düşünün. Buz olmak için yeterli işte ısıya, enerjiye ulaşamamış. O nedenle su partikülü olarak kalmış. Bunlar çok ciddi miktarda RF dalgasının emilimini etkileyebiliyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman siz istediğiniz ölçüde, istediğiniz hızda o dalgayı işte sizin verinizden alıcınıza gönderip aynı şekilde alamıyorsunuz.
ciddi miktarda kayıp oluyor. Oradaki dalgalarınız belli miktarda emisyona uğrayabiliyorlar oradaki partiküller tarafından. Bu da size haberleşme bağlantınızda ciddi bir problem olarak dönüyor. Yani hani işin özü, haberleşme bağlantılar için konuşursak özellikle hava şartları çok ciddi bir etken diyebiliriz bu konuda. Şimdi bölgede görev yapan İHA'lara baktığımızda özellikle Winglong tipi İHA'lar var. Bayraktar TB2 var. Bu insansız hava araçları Bayraktar TB2 taktik ve MALE sınıfı bir insansız hava aracı. Bayraktar TB2 bölgede çok ciddi görevler üstlendi ve ciddi başarılı operasyonlar düzenledi. Çeşitli kargo uçaklarının imhası veyahut da hatta Pantsir sistemlerinin İdlib'de gördüğümüz gibi Libya sahasında da imhasına varıncaya kadar karmaşık görevler üstlendi. Bunlarla beraber ciddi bir biçimde bölgede elektronik harp kullanıldığını veya elektronik harp uygulandığını düşünüyoruz. Aksi halde Bayraktar TB2'nin Pantsir vurması gerçekten çok zoraki bir senaryo olabilir. Bu durumda bu sistemlerin elektronik harp ortamında görev yapması veyahut da elektronik taarruz sistemleriyle eş güdümlü görev yapması nasıl işletiliyor? Orada çok önemli olan, benim de sürekli işte Twitter'dan veya diğer işte Defensor'daki yazılarımdan üstüne basa basa bahsetmeye durduğum bir kavram ortaya çıkıyor aslında. Bu kavram özellikle Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından kullanılan, çok sık kullanılan bir kavram. İngilizcesi interoperability bunun. Türkçe'ye müşterek çalışma olarak geçmiş bir kavram. Şimdi bu noktada temelde şöyle bir örnek verebilirim bu noktaya. Sizin işte insansız hava araçlarınız belli irtifalardan, belli hızlarda görev yapabilen sistemler, kabiliyetleri, sisteminin sınırları çizili olan, belirli olan sistemler. Şimdi sizin bir şekilde bu sistemleri korumanız gerekiyor. Veya bir şekilde bu sistemlere efektiflik kazandırmanız gerekiyor. Bunlarla birlikte bir mücadeleye dahil oluyorsunuz ve o mücadelede sizin onlara mümkün olduğunca yardım etmeniz gerekiyor. Şimdi bu yardım esnasında sizin bir şekilde haberleşmeniz gerekiyor. Bir şekilde sahip olduğunuz o verileri, işte radar verisi olabilir, ne bileyim işte uydudan gelen yine veri olabilir, yerden gelen istihbarat olabilir. Hani bunların hepsi çok ciddi miktarlarda anlamlı veri içeren çok büyük miktarlarda veriler. Ve sizin bu verileri bir şekilde çok hani saniyeler içerisinde aktarmanız, saniyeler içerisinde önlem almanız gerekiyor belki de. Burada müşterek çalışma yapısı her kuvvetin kendisine özgü bir hal alıyor bu yüzden. Özellikle mesela işte Amerikalılarda mesela Pentagon'un hem diğer kuvvetlerle birlikte kullandığı, kendi içerisindeki birimlerle birlikte kullandığı hem de Amerikan ordusu için kullanılan bu gibi bir yapı mevcut. Onlar daha çok buna işte interoperability server, müşterek çalışma ağı diye belirtiyorlar. Türkiye'nin de benzer altyapıları mevcut aslında. Özellikle TAFIX dediğimiz Türkiye içerisindeki askeri haberleşmenin sağlandığı çok ciddi, çok büyük bir altyapımız mevcut. Şimdi bu gibi altyapılar sayesinde siz bir şeyler yapabiliyorsunuz. Müşterek çalışma kavramını tam anlamıyla faaliyete geçirebiliyorsunuz. Özellikle biz Suriye'de bunun çok ciddi yansımalarını gördük. Yani hani senin de bahsettiğin gibi insansız hava araçları hava savunma sistemleri için çok kolay hedeflerdir her zaman. Ama bu kolay hedefi biraz daha çetin ceviz haline getiren şeyler yine bu elektronik harp sistemleri, diğer daha önce de saydığım etkenlerdir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Libya'da pansillerin işte vurulması, Suriye'de vurulması, pardon, Libya'da yapılan çeşitli operasyonlar, bunlar şunu gösteriyor. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek çalışma noktasında çok ciddi bir kabiliyete sahip ve bu kabiliyeti de oldukça verimli ve etkin bir şekilde kullanabiliyor.
Tabii Libya'da durum biraz daha farklı. Neden? Çünkü sahip olduğumuz tüm bu altyapıyı kendimizden işte çok uzak bir bölgede, kara sınırımız olmayan bir yerde verimli bir şekilde, aktif bir şekilde, efektif bir şekilde kullanmak çok ciddi soru işaretleri, çok ciddi problemler doğurabiliyor. Ama gördüğüm hani yapılan operasyonlardan, alınan neticelerden gördüğümüz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri o elindeki az imkanla bile ki oradaki araçların birçoğunu Libya kullanıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kullandığını biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir danışmanlık gibi bir yapısı söz konusu. Bu şekilde bile nasıl bir kabiliyet aktarımı yapabildiğini görebiliyoruz. Bununla birlikte bölgede ciddi anlamda dediğin gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada danışmanlık durumu var. İnsansız hava araçları Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin mülkiyetinde görevde bulunuyorlar ve üzerlerinde Libya bayrağıyla görev alıyorlar. Bu araçlar sadece insansız hava araçları noktası değil, roket sınav mühimmatlarını da kullanıyorlar aynı zamanda. MAMLE gibi ve MAMC gibi. Birkaç gün önce MAMC'nin parçaları bölgede görüldü. Vatiye hava üssünde saldırılarda. Ve en önemli olan şeylerden biri belki operasyonel anlamda bu sistemler o bölgede görev alırken bir yandan nokta operasyonlarda yapıyorlar. Sürekli keşif istihbaratı takip yapıyorlar. Bir yandan da aynı zamanda kritik noktaları vurmanın dışında ateş desteğinde bulunuyorlar. Hatta bazı bölgeleri kabaca alan erişimi engelleme dediğimiz ya da farklı isimlerde de nitelendirilen A2AD doktrini gibi bazı bölgeler içerisinde oranın destek almasını engellemek üzere tankerleri vuruyorlar. O bölgeye yapılacak her türlü lojistik faaliyeti engellemeye çalışıyorlar. Hatta Antonov'la yapılan ikmal faaliyetlerinde iniş yapan uçakları dahi vuruyorlar. Bu noktada şunu da görüyoruz. Bu uçaklar aynı zamanda yerden de insanlı istihbaratla ya da farklı istihbarat birimleriyle beraber izlenerek bölgeye insansız hava araçlarının takviyesi gibi ya da o bölgeye yönlendirilip hemen görev icra edip geri dönmesi gibi ciddi zaman koordinesi isteyen operasyonlar da icra ediyorlar. Bu zaman koordinasyonu senin bahsettiğin iletişim kaynaklarının müşterek olarak kullanılması açısından çok ciddi kabiliyetler gerektiriyor. Peki bölgede Bayraktar TB2 gibi ürünler dışında Bulut 6 sınıftaki insansız hava araçları gibi daha kompakt ürünler kullanılabilir mi? Ya da bu ürünlerle beraber işte Ulusal Mutabakat Hükümeti unsurlarınca da kullanılması işte daha kolay vekil kuvvet ya da belki de vekil kuvvetlere devir gibi şeyler söz konusu olabilir mi? Mesela Polonyalıların bir dolanan mühimmatı bölgede görülmüştü. Bu tarz ürünler de olabilir veyahut da onun bir sınıf daha büyüğü olan Bulut 6 sınıfı, 20-25 kilo sınıfı belki insansız hava araçlarının bölgede yapacağı etki nasıl olur? Ben şöyle, önce biraz Bulut 6 sistemlerden bahsetmek de bir yarar olacağını düşünüyorum. Bulut 6 sınıf dediğimiz bizim yaklaşık işte maksimum kalkış ağırlığının 30 kilo bantlarında olacağı, maksimum seyir irtifalarının hani ortalama bir 5000 fit ile 7000 fitlerde olacağı seyir irtifalarının, maksimum servis tavanlarının 10.000 fit, 15.000 fit civarlarında olan, işte Boeing'in Scan Eagle ürünü örnek verebiliriz. Estonyalıların Treot Systems'ını örnek verebiliriz. Yine Penguin BC tipindeki araçları örnek verebiliriz. Bayraktar Mini de yine bir Bulut 6 sınıfta bir insansız hava aracı olarak tanımlanabilir. Tam olarak aynı isterlerde olmasa bile yine o klasmanda olan bir yapıda. Bulut 6 sistemlerin temel olarak özellikleri daha çok senin de dediğin gibi işte kompakt, esnek bir yapıda, kolay kurulum, hızlı şekilde müdahale edebilme gibi kabiliyetlere sahip olmasından geliyor. Birçok Bulut 6 sınıftaki insansız hava aracının bir görev icra etmesi için piste ihtiyacı yoktur. Birçok Bulut 6 insansız hava aracı 3 dakikada, 5 dakikada çok kısa sürelerde çantanızdan çıkarıp kurabileceğiniz yapıdaki, modülerlikteki ürünlerdir. Sadece 1 veya 2 personel bunu kullanabilir. Elindeki bir tabletle bu görevi icra edebilir. Bulut 6 sınıf çok ciddi alt sistemlere sahiptir. Özellikle kamera gibi, çeşitli işte sensörler gibi,
FLIR dediğimiz yapıdaki özellikle kameralar gibi, lazer işaretleme özelliği olan kameralar gibi birçok farklı alt sisteme de sahip araçlardır. Bu araçlar hani sahip oldukları boyut, yapı itibariyle çok daha maliyet etkindirler. Yani ortalama bir gördüğüm, tecrübe ettiğim diyeyim, maksimum kanata çıktığı bir bulut altı sınıfta ortalama 5 metre civarında. Yani mesela Bayraktar TB2'den veya diğer hava araçlarından örnek verirsek, insan hava araçlarına ortalama minimum 10-12 metrelerden 20-24-30 metrelere kadar çok daha üstüne çıkabilen kanata çıktıkları söz konusu olabiliyor bu araçlara kıyasla. Özellikle bu bulut altı sınıftaki araçlar maksimum işte 8 saat, 10 saat havada kalabilen araçlar oldukları için arazi taramada, istihbaratta, keşif gözetim gibi noktalarda çok hızlı, sahadaki askerin çok anlık olarak müdahale etmesi gereken yerlerde aktif bir şekilde kullanabileceği sistemler. Şimdi malumunuz biraz da senin de demin bahsettiğin gibi işte vekalet savaşlarının olduğu, biraz daha artık sistemlerin, karşıdaki tehditlerin statik bir unsur olmaktan çıkıp dinamik bir unsur haline geldiği harp alanlarında sizin de ona uygun çözümler üretebiliyor olmanız lazım. Bu çözümlerden işte nasıl daha efektif, daha verimli hale getirebildiğiniz noktasında ben bulut altı sistemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle çok fazla sayıda ürünü sahadaki askerlerine çok hızlı bir şekilde anlık olarak müdahale edebilme imkanına sahip olması mükemmel bir olay. Size karşınızdaki o vekil güçlere karşı, o karşınızdaki dinamik unsurlara karşı çok daha etkin, hızlı tepki verebilmenizi sağlıyor bu. Ve birçok kabiliyeti olabilen sistemler, bunların silahlı versiyonları da mevcut. Ben özellikle hem Libya'da hem Suriye'de yaşanan gelişmelerin, yani Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinin bu gibi dinamik unsurlarla, bu gibi vekil unsurlarla yaptığı mücadelelerdeki tecrübelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bulut altı sınıftaki bir insansız hava aracının çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Bu konuda ülkemizde birçok şirketin, birçok girişimin kabiliyeti de mevcut. Bu konuda çok ciddi küresel ölçekte rekabet edebilecek ürünlerin de çıkabileceğini düşünüyorum. Bana kalırsa ilerleyen zamanlarda bulut altı sistemleri maliyet etkin sonuçlar olarak harp alanlarında dünyanın dört bir köşesinde görecek gibiyiz. Hiç aklımıza gelmeyen, savunma sanayinde çok böyle veya insansız hava araçları sektöründe çok böyle adını sanını duymadığımız ülkelerin bu konuda çok ciddi, çok etkin çalışmaları da mevcut. Yine bulut altı sınıfı aslında bizim aklımıza gelmeyen şekillerde de kullanılacağını düşünebiliriz. Belki sürü kabiliyetiyle, belki üzerlerindeki faydalı yükler neticesinde bizim bugün düşünmediğimiz özellikle harekat anlamında, operasyonel, operatif anlamda şekil bazında çok farklı şekillerde kullanımlarını göreceğiz gibi gözüküyor. Libya özelinden insansız hava araçları ve insansız sistemleri değerlendirdiğimiz videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ederim Kadir. Rica ederim. Bu konuda ilgi gösteren hem videomuzu hem de diğer yazılarımızı, paylaşımlarımızı takip eden tüm okuyuculara da, izleyicilere de teşekkür etmek istiyorum ben. Özellikle bu konuda biraz daha mümkün olduğunca ben kendi tecrübelerimden, mühendislik bilgimden, tecrübemden faydalanarak bir şeylere aktarmak, açıklamak istiyorum. Bazen çok teknik girebilirim. O tür noktalarda lütfen siz bir geri bildirim olarak bunları bildirin. Kafanızdaki sorularınızı da lütfen çekinmeden sorun. Biz elimizden geldiğince, bilgimiz dahilinde cevap vermeye çalışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.